İyi akşamlar herkese. Yine bir köpek eğitimiyle ilgili bir sohbette beraber olacağız. Bugün de konuğum sevgili kardeşim Burak, bir arama kurtarma gönüllüsü. Türkiye'nin de ilk mentoring operasyonel köpeği idarecisi. Şimdi birazdan onu canlı yayına alacağız. Keyifli bir şekilde tecrübelerini konuşmaya başlayacağız. Herkese merhaba. Evet Burak'cığım, hoş geldin. Seni de alıyorum şimdi yayına. Evet. Sağlığı saati yerindedir umarım. Ben gördüğünüz gibi yanmaya devam ediyorum. Sürecin sonunda zenci bir arkadaşınız olacak. Evet. Oğlum bu ne lan? Cihatçılar gibi olmuşsun. Valla son zamanlarda bu pandemi olayı birazcık olayı bozdu hocam. Sağlık oldu arkadaşlara. Saçı kestirmeye de birazcık korktum işin açıkçası. Eşek şakası yapabilirler hikayesinden dolayı. O yüzden bıraktım. Oluruna artık böyle birazcık ortam rahatlarsa Yani normale dönmeyi düşünüyorum. sürekli bir tane kamuflaj sırt çantası, bir tane de takke, bir de Kalaşnikov namlusu oldu mu böyle ortalıkta şey Aynen cihatçı ondan sonra artık ya gezebilirsin aslında farklı görevlere de gidebiliriz burada. Doğru. Yani kimse fark etmeden olayı çözümleyebiliriz aslında. Nasılsın kardeşim, ne var ne yok? Teşekkür ederim hocam. Bildiğiniz gibi işte sizin tabirinizle köpek peşinde koşturmaya devam. Harika. Görevler yoğun. Gerçi Allah'tan bu aralar pandemiden kaynaklı olarak biraz daha sakiniz görev açısından. Evet. Ama Fitness, fitness bilmem ne. aynen öyle ama yakın bir zaman içerisinde eğer bu bayramdan sonrası için biraz Şu daha mevsimlik işçiler falan başlayacak. evet, bu ya bu sene Allah'tan şöyle bir şansımız oldu. Esasında bizim hani hep bunları konuşuyoruz biliyorsunuz. Evet. Mevsimsel kayıplarla alakalı. Biz mantar sezonunu atlattık. Bunu daha detaylı konuşacağız zaten şey konu içerisinde ama mantar sezonunu atlattık. O yüzden mantar toplayıcılığıyla alakalı olabilecek kayıp varyasyonlarını veya kayıp vakalarını birazcık daha o konuda sakin bir şekilde atlatabildik. Ama bayramdan sonrası için büyük bir ihtimal insanlarda çok ciddi derecede bir doğaya atılma veya çıkma durumu olacak. O yüzden Bence öyle tahmin biz bu konuyla ilgili birazcık hazırlıyoruz. Pandemi dönemi bizim için birazcık aslında şey fırsat oldu. Çalışabilmek için ediyorum. köpeklerimizi sakinleştirebilmek ve onlarla daha böyle yoğunlaşabilmek için. Yani biz görev köpekleri, idarecileri veya eğitmenleri olarak birazcık bizim için bir avantaj oldu ama umuyoruz. Bunun sonrasında daha büyük problemlerle veya sorunlarla karşılaşmayız diye umut ediyorum yani. Şimdi seni tanımadan önce bu ilginç bir giriş yaptın. Mantar dönemi, işte mevsimlik işçi dönemi, piknik dönemi. Hani bu sene mantar sezonu ne kayıp yaptı ya falan diye böyle kendi aranızda konuşuyorsunuzdur. Yani şimdi aslına baktığınız zaman kayıp operasyonlarıyla alakalı bizim arama kurtarma fazında bir mevsimsel süreçlerimiz oluyor. Bu mevsimsel süreçler içerisinde bir istatistiksel değerlendirmeler var tabii ki bununla alakalı. Bu özellikle mantarı bu konuda daha doğrusu bu süreç içerisinde niye böyle kullandım? Bu süreçlerde biliyorsunuz mantar nemli ortama ve daha rahat ortamları seviyor. Yani daha doğrusu Evet. yağışı seven bir bitki. Bahar ayları. Aynen hani ve bu sebepten dolayı da mantar toplayıcıları bu dönemlerde yoğun bir şekilde araziye çıkıyorlar. Tabii yağışı seven bir bitki, daha doğrusu bir organizma olduğu için de tabii ki haliyle ister istemez konuyla alakalı yağış dönemlerinde veya yağış dönemi sonrasında çıkmaya başladığı için mantar toplayıcıları bununla alakalı yıldırım çarpmaları veya işte kayıp düşme gibi vakalarla karşılaşabiliyoruz. Bu bizim için çok ciddi derecede problem hani ki özellikle yağış bizde koku anlamında ciddi problem yaratabilen bir Doğru, etmen. doğru. Şimdi o Biliyorsunuz konulara zaten. detaylı geleceğim. Aynen detaylı gireceğiz konuyla alakalı. Bu sebepten dolayı da bu sezonu böyle sakin atlatmamız bizim için bir noktada daha doğrusu insanlar için de aslında daha iyi oldu yani sağlıklı oldu diyebiliriz aslında. Aman az mantar yerin de kimseye bir şey olmasın ya. Aynen Peki Burak, kesinlikle öyle. hani önce bir seni bir tanıyalım. Hani Burak Akın kimdir? Hani ben sen artık benim kardeşim gibisin. Bazen oluyor 7/24 kulaktayız ama hani bir seyredenlerimiz seni bir tanısın. Aynen. 34 yaşında Eskişehir doğumluyum. Yaklaşık hemen hemen yaklaşık 14-15 yıldan bu yana bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak arama kurtarma gönüllüsü olarak görevimi icra ediyorum.
Yani beni tanıyan insanlar aslında hangi kurumda olduğumu biliyorlar, onu da açıklayayım. Akut Arama Kurtarma Derneği'nin Eskişehir ekibinde görev yapıyorum. Çok özür diliyorum. Malum Eskişehir, uçak geçiyor arada, belki seste ufak bir kayıp Hiç olabilir. sorun değil. Bu işe daha doğrusu hani arama kurtarma gönüllülüğüne başladıktan hemen sonrasındaki aşamalarda ya köpeklerle hani hep klasik bir şey vardır ya, evet, hayvanları seviyorum ve köpek eğitmenliğine veya köpekle alakalı idareciliğe veya köpekle alakalı olabilecek olan herhangi bir duruma bu şekilde atıldım. Ya aynen, aslında bir bakıma hepimizin ortak noktadaki şeyi bu. Yani İstatistik şu ana sayısı kadar bu. 40'a yakın bir bu işte pandemi döneminde yayın, canlı yayın yaptım. Yerli, yabancı, hani ta okyanus ötesinden misafirlerim oldu. Hemen hemen hepimizin ortak noktası aslında köpeğimiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani evet, çocukluğumuzda veya işte zaman içerisinde işte köpeklerle veya hayvanlarla çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Ya biz niye bunlarla artık bir hayat kurmuyoruz, ya da kurduğumuz hayatı bu hayvanlarla beraber daha niye insanlara fayda olabilecek bir noktaya doğru getirmiyoruz diye başlayan bir süreç oldu. Peki Arkasından okul zaten falan, yani oralara gelmeden Eskişehir'de doğdun, orada büyüdün, okulu falan hep orada mı okudun? hepsini orada okudum. Aslında Eskişehir'den hiç çıkmadım işin gerçeğine baktığınız zaman. Hani Eskişehir aslında belki birçok arkadaş da bana bu konuda katılacak, pek çıkılabilecek bir şehir değil. Sosyal hayatı olsun, genel anlamda yani paylaşılabilecek şeyler olsun. Evet, yapısal anlamda küçük ama mental anlamda çok büyük bir şehir. Yani burada doğma büyüme buralıyım. Yapısal, yani bütün hayatımı burada geçirdim. Çok da mutluyum. Hani buradan çıkar mıyım? Tabii ki koşullar veya şartlar değişirse illaki muhakkak, ama her zaman için buraya ait olacağım. O aşikar yani. Süper. Peki, arama kurtarma gönüllüsüyüm dedin. Ne zaman başladın? Bu Akut'a ne zaman üye oldun? Şimdi o çok aslında baktığımız zaman biraz keşmekeş bir konum. Aslında keşmekeş derken şöyle. 2005 yılı içerisinde daha Eskişehir'de Akut Arama Kurtarma Derneği yokken ben Bursa ekibinin Eskişehir, yani Bursa ekibinin gönüllüsüydüm. Ve bununla beraber de Eskişehir ekibinin temsilciliğini yapıyordum. Rahmetli Aziz liderimiz vardı. Kendisini rahmetle anıyorum. Allah Kanserden rahmet kaybetti eylesin. kendisini. Onun emeği Evet. çok yüksekti bizim üzerimizde. Daha doğrusu bu alanda bizim kendimizi geliştirmemiz ve gönüllülük anlamında bize yönlendirmesi anlamında. Sonrasında yaklaşık 4 yıl içerisinde Eskişehir ekibini kurduk. Eski ekip liderimizle beraber. Yani aslında Akut'la tanışmam benim 2005 ortalamalarında başlayıp tam anlamıyla Eskişehir ekibiyle aktif hale gelme sürecim de 2010 yılı ortalamasında başlıyor. Anladım. 2010 yılı Süper. ortalaması. 2010 yılında aslında köpekle değil, daha çok hani rescue dediğimiz arama kurtarma gönüllüsü personel olarak görev yaptın, doğru Tabii mu? tabii tabii. Yani bir noktada öyleydi. Aslında o dönemlerde yine ufak ufak da destek personel eğitimleri de alıyordum. İşte Akut'un o dönemlerde K9'u, ya daha doğrusu ya hocam çok iyi biliyorsunuz, Türkiye'de köpekli çalışma sistemi oldukça sancılı bir süreç geçirdi. Özellikle Doğru. 2000'lerden Doğru. 2010 yılları arasına kadar. 2010'dan sonra birazcık, hatta birazcık böyle bir harlandı. 99 depremi zaten bizim bütün her şeyde pik yaptığımız bir dönemdir. Doğru. Hani Arama kurtarmanın dönüm noktası diyebiliriz Türkiye'de yani. kesinlikle öyle. Hatta onunla alakalı ufak bir hani detay anlatayım size Lütfen. konuyla alakalı. Aslında baktığınız zaman 99 depremi bizim Türkiye'de arama kurt daha doğrusu Türkiye değil, dünya üzerinde arama Dünyada kurtarma evet. sistemini tamamıyla değiştiren bir deprem oldu. Çok büyük bir afetti ve bununla beraber 99 depremin hemen arkasından dünya çapında bütün arama kurtarma ekiplerini bir araya getirebilecek bir organizasyon sistemi kurulması kararı alındı. Bu da işte INSARAK olarak İnsarak, evet. adlandırılan, aynen Uluslararası Arama Kurtarma Federasyonu Birliği olarak adlandırılan bir ekip kuruldu. Ve bu ekip de dahilinde birçok farklı organizasyonlar ve eğitim planlamaları oluşturuldu. Ve şu andaki mevcut olan genel konuma geldi. Akut Arama Kurtarma Derneği de, hatta şöyle bir dipnot geçeyim. Yani içinde bulunmuş olduğum dernekte, yani bu noktadan ayrıyetten gurur duyorum hani harici olarak. Kesinlikle Türkiye'nin gururu. Türkiye'nin gururu. Tabii 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 hani bilmeyenler için veya hani daha doğrusu duymamış olanlar için de hani ufak bir dipnot geçeyim bu konuyla ilgili. İnsarak sistemi içerisinde dünya üzerindeki ilk sivil toplum, yani bu sınavlarını akreditasyon sınavını geçen ilk sivil toplum kuruluşu, Doğru. Türkiye'de geçen bu sınıf akreditasyon sınavını geçen ilk ekip oldu. Harika. Dünyada ilk olunca doğal olarak Türkiye'de de ilk oldu. Süper ya. Aynen Tabii öyle.
Öyle 99 depreminden anlattın. Ben 99 depreminde gönüllü olarak çalıştım. O gönüllülük dönemde de birimlerine tercümanlık yaptım. Özellikle Alman ekipleriyle beraber. O zaman Almancam var diye beni Alman ekiplerine angaje ettiler. Ve bizim Türkiye'de yani o afette Türkiye'den en organize sivil toplum zaten yoktu fazla da. Sivil toplum öbürü de akuttu oldu. Akuttu. Yani 99 depreminde vardı Aynen hani o çok az geliyor. Peki biraz ekranı kendine yanaştırayım. Şimdi nasıl? çok özür dilerim hocam. Benim uçaklardan kaynaklı bir ses kaybı oldu. Tekrardan rica edeceğim sorunuzu. Abi işte zaten dedim ya sana cihatçılar gibisin diye sanki Suriye'den konuşuyoruz da habire uçakla Evet, gitmişiz gibi biraz böyle ortamı o noktaya doğru çekmiş gibi olduk. Şöyle kamerayı da ayarlayayım. Sesim nasıl şimdi arkadaşlar, iyi mi? Belki kamera biraz uzaktaydı. Ondan olabilir. Herhalde sen Burak duyuyor musun benim sesimi? Ben şu anda çok net duyuyorum hocam sizin sesinizi. Tamam, herhalde izleyicilerim de duyuyordur. Yani orada 99'da ilk 99'dan önce kuruldu benim bildiğim kadarıyla Tabii Akut ve 96 orada yılında kuruldu. Yani öyle mi? sayın abi ki buradan Aliyet'ten kendisine de selamlarımızı iletelim. Hatta tanışmamıza vesile olan kişidir. Evet, şimdi onu Aynı söyleyeceğim sana. zamanda. Peki, şimdi geldik. Arama kurtarma ile ilgili ciddi bir background'um var. Hani sahada bir tecrübem var. Daha önce de biliyorsun arama kurtarma ile ilgili bir sürü yabancı arkadaşlarıma da bir program yaptım. Aslında her ülkenin de bu kayıpla ya da o birimlerinin tecrübeleri ve ihtiyaçları da biraz farklı benim gördüğüm kadarıyla. İşte Kesinlikle. Slovenya, Hırvatistan farklı. Rusça biliyorsun Lubov'la konuştuk. Orası derin bir ormanlık, geniş bir arazi. İşte Hırvatistan acayip dağlık. Bizde biraz daha farklı durumlar var. Peki sen arama kurtarmadan mentrelenge nasıl geçtin? Benim tarafı çok ilginç, bir de senin tarafını dinliyorum. Evet aslında. Şimdi ya ben köpeklerle tanıştıktan sonra hatta o dönemde köpekle çalışmaya başladıktan sonra tanıyorsunuz. Sheila isminde bir labradorum var. Evet. Şu an 9,5 yaşına geldi ihtiyarım. Ya Evet, onun da bana evet. kattığı çok fazla şey var. Bir öncesinde bir Malinon vardı Rex isminde. Ama Şile'yle daha aktif olarak çalışmaya başladığım sürecin bir sonraki aşamasında hani tabii ki ülkemizde arama kurtarma köpeği dendiği zaman ilk akla gelen şey enkaz köpeği. Evet, Daha doğru. yoğun anlamda. Bu da 99'un travmasından dolayı zaten Tabii yani. tabii tabii ya sadece 99'un hemen akabinde bir de hemen arkasına Var, baktığımda kaynaştı Sinop var. depremi var 2011 yılında. Doğru. İnsanlar Kaan gerçekten depremleri falan var. büyük Var zaten. tetikleyen bir afet de oldu aslında. Hani çok büyük ya kayıpları vermediğimiz ama ciddi anlamda hasar veren bir depremdi. Tabii ki enkaz köpeğine yönlenmeniz bulunduğunuz ekip veya kurumla alakalı olarak Doğru. kaçınılmayacak bir süreçti Evet. işin aslına baktığımızda. Şile'yi sahiplendikten sonra hatta Şile'nin sahiplenilmesi konusunda yine Nazım Harki'nin de desteği var o konuyla Ya alakalı. kulakları çınlasın yani, Aynen oradaki büyük kulakları emeği var. çınlasın. Ya bu arama kurtarma sivil toplum örgütlerine yani müthiş bir emeği var adamın ya yani. Kesinlikle hani buradan yadsınamaz tekrar tekrar yad edelim kendisine buradan. Evet. Çalışma esnasında sonrasında bir gün tabii sınava hazırlıyorum köpeğimi. Bir gün İstanbul ekibindeki K9 sorumlularından arkadaşlarından bir tanesi beni telefonla aradı. Ya dedi ki Burak ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? Aşaması geçirdikten sonra. Ya bir tane köpek sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Dedim, tamam güzel. Hani dedi İstanbul'dan beni niye arıyor? Dedi, bir işkillendim tabii ilk aşamada. Ya, ya dedi ki bak hani olay şöyle. Yeni bir sistem üzerinde çalışan bir köpek var. Nasıl abi? Bir eğitmen hocamızla görüşmüş konuyla alakalı. Ve bununla ilgili de bizim ekibimize bağışlamayı düşünüyor köpeği. Yani kazandırmak istiyor. Sen ne düşünürsün? Ya abi hani iyi güzel de hani benim şu anda hazırlamayı daha doğrusu sınavlara hazırladığım bir köpeğim var. Yani enerjimi ikiye bölmem benim için o an itibariyle birazcık şeydi. Zor bir süreç olacak ki çok iyi biliyorsunuz bir anda bir noktaya kanalize olurken iki noktaya kanalize olmak bir anda Çok büyük tabii, bir doğru. derecede sıkıntılar neden olabilecek bir durumdu. Konuyu birazcık daha böyle detaylandırdık. Ya dedim ki kim? Aslında bir öncesine daha döneyim. Ben o sırada işte Şile'yle laboratuvarımda çalışmalar esnasında belli sınavlara girdim çıktım. İşte belli aşamaları geçtim, belli aşamaları geçemedim. Kendimi geliştirme sürecindeyim. O sırada kendimi daha fazla geliştirebilmek için bir eğitim programı arıyorum. Diyorum ki kimle iletişime geçebilirim ki bu işi
çözümleyebilirim. Hani daha kendimi daha fazla geliştirebilirim. İnternette arama yaparken bir anda, ki yıl 2014-2015 civarları falan, bir anda internette bir anda bir Gökten Eker ismi gördüm. Bir anda. Aa, baktım, Bahçeşehir Üniversitesi ile beraber o zaman yapmış olduğum Doğru. proje ile alakalı. Bir anda mail iletişimine geçtim. Ama tabii ben ilk aşamalarda birazcık ben saf sizinle iletişime geçtiğimi düşünürken esasında asistanla iletişime geçiyormuşum. Hani Doğru. nasıl ulaşabilirim Gökten Hoca? Yani programlara soruyorum, nasıl yapabiliriz, nasıl iletişime geçebiliriz, program aşamaları nasıl olacak falan derken, hatta bu araştırmaları yaparken bir ayın içerisinde olan bir durum. O sırada işte arkadaşım aradı. Dedi böyle böyle. Ya dedim ki kimdir Sony bu? Yani sahipli köpek sahipleneceğim ona ilk mi? Yok deneker dedi. Ha tamam abi dedim, ama aklımda bir yerde bir şey şüphe düştü. Abi ben bir düşüneyim, sana cevap vereceğim dedim. Telefonu kapattım. Kapatır kapatmaz kafamda bir anda bir ampul parladı. Bam diye böyle. Dedim ki bir dakika. Ya ben bu adamı gökte arıyordum, Sen yerde miydim? çağırmışsın kardeşim, çağırmışsın, evreni Ya çağırmışsın benim çağırmam ayrı bir hikaye. Anlatacağınız hikayeden sonrasında yani yani. izleyiciler belki O fark zaman edecek. ayrı O bir şey. apayrı bir olay. Bir anda böyle kafamda bir aydınlık oldu böyle resmen. Ya dedim ki bir dakika ne oluyoruz? Bir sakinleştim, direkt aradım arkadaşı. Dedim ki tamam, programı yapın, ben geliyorum. Şartların ne olduğu önemli değil benim için. Ben geliyorum. Hani geliyorum ve ben o sistemi öğreneceğim. Gökten Eker'le tanışacağım. Ben bu işi yapacağım. Arkasından zaten programlamalar yapıldı. Hatta Arzu Özşen hocamıza da buradan çok selam gönderiyorum. Sizden Aleykümselam. öncesinde kendisinde bol bol iletişime geçtim. Yani en sonunda ya arkadaşım bir çek git artık falan demediğine gerçekten buradan dua ediyorum. Çünkü hani tabiri caizse çok taciz ettim hani devamlı. Hocam ne zaman geliyor? Ne zaman buluşabiliriz? Ne zaman program yapıyoruz? Hani programlamayı neye göre yapacağız falan diye. Oldukça sabırla kendisi beni bu konuda Sağ aydınlattı. ol. En sonunda zaten Buluştunuz. aynen bir 2015 Aralık ayında buluştuk. Arabadan indiğimden sonraki kısmı da ben size bırakıyorum. Ben şimdi bu konuyu bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar, ben bu kayıplarla ilgili hani daha tamam bir enkaz, bir afet durumumuz var ama inanın arama kurtarma gönüllülerine ve görevlilerine şehir içi ve işte arazi yani gayrimeskun mal kayıp ihbarları o kadar çok ki ve onunla ilgili de bir Airsend köpeklerimiz var. Hani sağ arama köpekleri. Bir de iş takibi köpeklerimiz var. Yani ben bir dönem yoğun iş takibi çalışıyorum. Hatta bununla ilgili de 2008 ya da 2009 köpeklerden bir tanesiyle Amerika'da olimpiyatlara katıldım. Olimpiyat ikincisi oldum köpekle. Ama yani gidiyorum 800 metre, 900 metre. Hani 1,5 kilometre takip ediyorsun en fazla. Ama diyorum ya bizde kayıplar böyle olmaz ki. Yani adam yardırdı mı gider ağa kaybolduk der yani. Nasıl olabilir diye. O zaman rahmetli anıyorum Kevin Cooher, Mantraving de aslında babası şu anda kabul ediliyor. MBTI işte Uluslararası Bloodhound Enstitüsü'nün de kurucusu. O da emekli polis benim gibi. Onunla irtibat kurdum. Ya çok ilgilendi o sağ olsun. Hatta beni de Lubo'yla çalıştıran da odur. Ya dedim ben iş takibi yapıyorum. Hani tamam bir derece de aldım ama ben hani bunu spor olarak yapmıyorum. Şimdi bizim dedim yöremiz, ülkemiz böyle böyle. Hani şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Mantraving'i de biraz okudum. Hani siz çıktınız karşıma. Aslında senin bana yaptığını ben ona yaptım. Yani tam böyle zincirleme gibi. Bir Dedim noktada. başını falan ağrıttım. Sonra yine bir ara kez yine şey, hava sahası. Çok özür Yine bir dilerim. ara kez. Ben bir dakika içerisinde ortamı yalıtıp hemen geliyorum. Tamam. Ha bir pencereyi falan kapatacaksın. Bu arada ben arkadaşlara anlatmaya devam edeyim. Beni Amerika'da bir eğitmenle angaje etti. Amerika'ya gittiğinde dedim ki ya ben bu mentoring köpeği nedir? Bana bir gösterir misiniz dedi. Dedim. Şerif departmanındaydı. Ya dedi ki son halini mi görmek istersin, eğitimlerini mi görmek istersin? Ya dedi, son halini göreyim ya hani neymiş bu köpek? Bana bir demo yaptılar. Artık ağzım açık kaldı. O da şuydu. Tanıdığım birine çantasını bıraktı. Dediler ki sen buradan yürü bir yere gir. Yani nasıl dedim yani şehrin içindeyiz ya yani asfalt masfalt düşün yani hani şehrin içinde buradan yürü bir yere gir. Peki dedim yani köpek iyi eğitilmiştir falan. Abi köpeği kamyonetin arkasına koydular. Köpek arkada açık kasa kamyonet. Kamyonet tır 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 gidiyor. Köpek kokluyor. Yani bunu gözümle görmesem hani bir film işte bir Hollywood şeyi derim yani buna. Prodüksiyonu derim. Hani 800-900 metrelik bir yerde köpek
dönen kişinin yedi arabanın kasasında giderek sağa sola giderek belli etti de bir hamburgercinin bahçesine geldi. Orada şeyi taktı tasmayı. İçeri bir girdik. İçeride hani abartmıyorum 70-80 kişi var. O arkadaşımın da oraya yani kim öbür idareci olan polis tanımıyor. Köpek içeri girdi. Tabii orada bunlar mümkün. İçeri girdi. O kadar kişinin arasında gitti koklaya koklaya gitti. Arkası dönük oturmuştu. Gitti onun yanına ve ona bir pati attı. Evet dedim ya o zaman benim aradığım bu. Şimdi background'da bir de polisiye şey var ya hani işte kayıp bulacaksın, kaçak bulacaksın işte hani sigaradan, izmaritten bulacaksın oturup falan böyle bir acayip heyecan Aslında verdi. çok Tamam dedim. farklı değil aslında yaşadığımız operasyon tecrübeleri. Hani anlatınca Tabii. daha iyi Tabii anlayacak tabii. arkadaşlar. Ve böylece Kevin Cowher'ı buldum. Ondan sonra o beni Lubo'ya yönlendirdi ve ben training'e başladık bir hevesle. Köpeği eğittik. İşte burada sağ olsun Fırat Kırat kulakları çınlasın yardımcım eğitmen arkadaşım. Onunla müthiş her yerde çalışıyoruz. Yani yağmur, çamur, kar böyle mesela kar yağıyor. Hadi çıkalım diyorum köpekle. Abi diyor kar yağıyor. Diyorum yani insanlar bu havada kayboluyor. İşte şakır şakır yağmur yağıyor diyorum. İnsanlar bu havada yağıyor. Ya yani o da işte bizim şeyden gelme. Hani background'dan gelme. Biz köpeği çalıştırdık. Bitti. Sonra dedik ya ne olacak şimdi? Sağ olsun ben Arzu Hanım'ı dedim ya Arzu bu köpek bitti. Yani bizim operasyonel bir durumumuz yok. Hani bizi eğittik ama dedim bunu en iyisi. Hatta o zaman bir resmi devlet kurumuna da önceliği devlet kurumuna verdik. Şimdi devletten de geliyoruz. Biliyorsun Arzu Hanım da eski memur. Onlar bir hızlı İyi ki olmuş. davranamadılar. Öyle olmuş biraz. Onlar hızlı davranamadılar. Sonra Nasuh'la görüştük. Nasuh Bey'le. Şimdi Nasuh Bey'le görüşmede dedi ki nasıl bir profilde adam istiyorsunuz diye sordu. Ben de anlatacağım. Şimdi biliyorum benim fiziğim iri, çalışıyorum ya. Hani diyorum ben arazide çok rahat hareket edemiyorum. Ya bir 70 boylarında olacak. İşte böyle background'unda bir atletlik falan varsa, yani atletizm varsa çok iyi olur. İşte arzumda işte arzumla da çakılaşıyor. İşte küpesi olsun, işte dövmesi olsun. Ondan sonra işte aman belinde de çakı taşısın ha 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 falan diye böyle gülüşüyoruz. Sonra Nasuh arada dedi ki Nasuh Bey, dedi biz bir arkadaş bulduk. Sizinle irtibatlanacaklar. İrtibatlandı. Burak çiftliğe geldi köpekle tanışmaya. Bana bir indi. 1,70. Nasılsın abicim? İyiyim. Spor yaptım mı? Evet abi işte atlettim ben. Koştum. Aa o çok iyiymiş. Aa küpesi de var. Kolunda açılan dövme var. Bir böyle açıp dövme de var. Dedim artık yani sipariş. Şöyle Dedim artık sipariş anca bu kadar olur. Yani Nasuh Bey'e bir sipariş verdik dedim. Yani böyle bir susamlamış böyle özel sosları da koymuş göndermiş. Ve böylece Burak'la tanıştık. yani işin aslına baktığınız zaman evet yani o kadar böyle güzel çağırdık ki hani artık karma mı derler inanç mı Aa, derler evet öyle olmuş. neye uğraşsanız yorum bu konuyla alakalı tam anlamıyla ya Ya ben bununla ilgili istemişiz bunu. evrenin bir gücü olduğunu inanıyorum yani evrenin bir Kesinlikle. gücü var. Hepimiz bir çok güzel bir laf vardır. Yani bütün insanlar doğumdan ölüme birbirleriyle ve doğayla bağlantılıdır. Yani bu herhalde çok sevdiğim ve inandığım bir şey bu benim. Bu Kesinlikle. bağlantı bizi birbirimize getirmiş. Peki sonra biz seninle çalıştırdık, adaptasyonları yaptık ama bir anımızı anlatacağım. Ben bunu anlatmadan geçemeyeceğim. O çok komik bir anıydı Çok yani. merakla bekliyorum. Şimdi arkadaşlar eğitimlere başladık. Bir arazide iz bıraktık. Arazide şöyle düşünün. Hani bir tarafından böyle gideceğiz. Burada tel örgü var. Tel örgünün arkasından köpek devam etti. Yaklaşık 3-4 kilometrelik bir iz. Tabii burada bir delik varmış tam bir ortada bir yerde. Köpek de shortcut yaptı. Ben Burak'ın arkasından koşturuyorum. Köpek geçti. Burak geçmiyor. Burak orada duruyor böyle. Şöyle bir şeyde. Burak yürüsene diyorum. O diyor ki hocam geçemiyorum. Ya Burak yürüsene. Hocam olmuyor. Meğersem bu tel örgü paslanmış. Tam da böyle güneş arkadan vuruyor. Köpek geçmiş. Burak da böyle sinek gibi yapışmış oraya. Dikenler Kulüpsünün dikenler falan. Sonra neyse orada büyük oyunu oldu aslında. ben diyorum bırak köpeği bırak köpeği. En sonunda sen bıraktın köpeği de arkadan ben yetiştim sonra sen yetiştin falan. Böylece bir Biz eğitim 900 metre süreci koşturdu geçirdik. ama bizi yani paşa. Tabii. Ya bizden önce gitti buldu herifi. Güzel Aynen tarafı aynen. Yani yanında bekliyordu yani şeyde o. ödülünü de almış yanında yatıyor falan. Aa, hoş geldiniz. Hadi bir de şey yani nerede Gelmesin. kaldınız kardeşim? Sizinle çocuk çocuk Aynen oynatıyoruz aynen öyle. burada. Şimdi bırak böyle keyifli bir eğitim süreci. Sonra adaptasyon çalıştık. Teslimat süresinde sağ olsun Nasuh Bey'le geldiler. Köpeğin de meziyetlerini falan bir çalıştık, Aynen. gösterdik. Ve seni Eskişehir'e gönderdik.
toplam benim hatırladığım en son 50'nin üstünde operasyon oldu. Yani yaklaşık kayıp operasyonlar. Bu pazartesi gününü de dahil edersek, pandemi sürecinde evet sakinlik ama bu pazartesi günü de bir operasyon sürecimiz oldu. Yine bir kayıp 14 yaşında bir arkadaşımız vardı. Bulunmasına vesile olduk. Yine Yok. güzel bir iz ve güzel bir operasyon çıkartmış olduk konuyla alakalı. Şu an itibariyle resmi rakamlara bakacak olduğunuz zaman yaklaşık 72 operasyon Çok güzel, çok güzel civarında bir maşallah. istatistiğimiz var. Bu istatistiğin aslında baktığınız zaman şöyle bir ince detayı var. Yaklaşık fırtınayla 5 yıldır operasyonel anlamda çalışıyoruz. Doğa arama operasyonları, daha operasyonel köpeklere bir genellemesini de ayıracak olursak, özellikle arama kurtarma fazında şu anda Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde en fazla arama kurtarma operasyonu çıkıp en fazla başarı elde eden köpek oldu. Yani Vay, Türkiye'de ilk süper. mentoring, yani koku takibi köpeği olmasının dışında en fazla operasyona çıkan ve en fazla bununla beraber başarı elde eden köpeği oldu. Bu bizim Bu beraberse istatistik. ikinizin başarısı yani. Hani Yani şöyle tabii baktığımızda. bununla beraber hani işin aslına baktığınız zaman 2019 yılı içerisinde çıkartmış olduğumuz istatistiklerle beraber toplamda 24 tane operasyona fiili olarak birebir olarak katılmış durumdayız. Ama Peki 2019 bu operasyonları yani sadece Akut'un operasyonları mı yoksa işte jandarma ya da AFAD'ın da bir daveti ya da bir çağrısı oluyor mu? şöyle aslında bizim operasyonlara katılma sürecimiz tabii ki ekiple beraber ama tabii ki çağrı jandarma veya AFAD üzerinden geliyor. Yani zaten ekip amiriniz Ercüment Bey buradan da seyrediyorsa Şimdi Mete Kızıl, selamlar. Ercüment Bey aslında bizim Ha, acil Mete durum Bey'le. yöneticimiz ama siz de aynen onları da buradan selamlar gönderelim tekrardan dediğiniz gibi. Ama tabii Fırtına'nın bu süreç içerisindeki çıkartmış olduğu operasyonel kabiliyetlerden kaynaklı olarak bölgesel olarak çok ciddi bir potansiyel elde edildi. Yani çıkartmış olduğu başarılar. Hani ufak bir detay gireyim hemen ufak mentoring ile alakalı. Mentoring'in en büyük avantajlarından bir tanesi de esasına baktığınız zaman kişinin yani şöyle gireyim tekrardan olaya. Biz araziye çıktığımız zaman kayıp kişinin orada yani köpeklerin amacı şudur. Kayıp kişinin aranılan bölgede olup olmadığını teyit etmektir. Doğru. Yani Puan arama yani air bu şekilde aynen çalışıyor. öyle. Ama mentrenin köpeklerinde ekstra bir farklılıklarından bir tanesi neden orada değil? Veya nasıl orada değil? Yani nasıl sorusunun şöyle bir açılımını yapayım. Bizim çıktığımız operasyonların yaklaşık istatistikler değerini verebilecek olursak tahmini olarak %40, %45 ortalamasında kişinin bölgeden bir araç vasıtasıyla ayrıldığı tespit edildi. Ve bunu tespit eden de köpeğimiz. Ha doğru. İz bitti diye sana haber verince buradan artık Aynen bir betimledim. araca binmiş diyorsun. Tabii ki betimlemeleri yapıyoruz. Hatta fırtına da artık şöyle bir olgu oluşmaya başladı. İzin bittiği nokta itibariyle direkt kendisi burnunu gitmiş ok ya kazazedenin gitmiş olduğu yöne doğru çevirmeye başladı. Bu bizim, Anladım. ve sonrasında bu artık hani mentrenin köpeği tabii ki köpeğe işte sırtına harnesi yani işte göğüs koşumunu tak, arkasına kayışı tak ve arkasından koş değil. Bizim buradaki esas en büyük amacımız köpeğin vermiş olduğu bütün genel anlamdaki detayları okumak, bunları yorumlamak. Doğru. Bu Doğru. ana detayların hepsini yani işin tabiri caizse hep kullandığım bir tabir Sherlock Holmes'çuluk oynuyoruz. Doğru. Hatta Doğru. bir operasyon anında hep size bundan da bahsediyorum. Yani öyle bir nokta var ki diziyi izleyenler belki hatırlar onu. Bir zihin sarayı hikayesi vardır Sherlock Holmes'te. Evet. Bununla alakalı işte olan olayları orada bir anda betimleyip bir anda görebilmek olayı. Ya ben bir operasyonumda kazazedenin yani köpeğimizin vermiş olduğu işaretlerden işte buraya dokundu, buraya dokundu, buraya dokundu gibi burnunun da vermiş olduğu işaretlerden hareket kabiliyetini birebir görebilmeyi resmen onu yaşadım. Yani kişiyi Doğru. resmen Şimdi gördüm. çok özür dilerim. Eğitimlerde de hatırlarsan şimdi izi bırakan kişinin videoyu aldırıyordum ben. İzi nasıl bırakıyor? İşte elini şuraya sürdü. Burada biraz oturdu. Burada yattı. İşte buraya Aynen. ayaklarını sürttü. O köpek sonra köpeği çekiyorduk. Sonra izi bırakanla köpeğin davranışlarını karşıladık. Bak işte oturduğu yerde şöyle bir davranış yapmış. İşte yemek yediği yerde böyle bir davranış yapmış. Koştuğu yerde böyle, yürüdüğü yerde böyle diye bu davranışları okumak. Orada köpeği okumak çok önemli. Zaten köpek idarecisi demek yani bizim işimiz köpeği okuyarak bize verdiği beden dili sinyallerini anlam kazandırmak, anlamlandırmak aslında. Peki Burak, yani hiç unutamadığın iki, hadi üç tane
bakayım, ben de videolar da var. 3 tane şey var, operasyonu var. Hani gece sabahlara kadar görüştüğümüz ve Aynen. hele bir iki tanesi Amerikan filmi gibi ya, yani korku filmi gibiydi yani. Tam anladım İstersen ya. o ondan başlayalım. Bakalım bir videolarımızın arasında var mı? Aslında şöyle bir ufak bir detay, yani şey söyleyeyim. Aslında her operasyon bizim için unutulmaz noktalara gelebilecek operasyonlar. Hepsi bizim için çok önemli vakalar. Ama bazı operasyonlar var ki bizi de gerçekten ciddi anlamda yer edinen ve bu konuyla alakalı bizi daha hem geliştiren hem de düşünmemizi veya işte yönlenmemizi daha rahat sağlayan operasyonlar vardı. Onlardan zaten birkaç örnek istemiştiniz. Onları gönderdim. Şimdi bir şeyle başlayalım. Bu mevsimlik işçilerle açtık ya konuyu. Mevsimlik işçilerle ilgili bir ize başlama şeyin var. Hani şahsın gittiği yönü bulma ile ilgili. Bu videoyu bir seyredelim bakalım. Bu değil mi? Evet. Evet. Ya burada şimdi arkadaşlar belki tam göremiyor olabilirler ama jandarma arabaları, işte başka köpekler orada görüntüden çıkmış ve köpek de çıktı. Şahsın Evet, şimdi ses de geldi. Şahsın gittiği yönü en azından buluyorsunuz burada ve bu operasyonda şahsı bulabildiniz mi? Şöyle bu operasyonu şöyle anlatayım. Bayramın hemen hemen 3-4 gün öncesinde mevsimlik bir işçi kardeşimizin kayıp olduğu bir operasyondu bu. Evet. Çağrı geldikten hemen sonrasında gittik. Aldığımız hikayelemelerin hemen arkasından köpeği şahsın son görüldüğü noktası itibariyle işareti verdik. Ya daha doğrusu koklamayı yaptırdık ve köpeğimizin artık iz bulmasını sağlamaya çalıştık. Bu Tamam. operasyon benim için şöyle önemli. Gerçekten köpeğin bir operasyon içerisinde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Aradığımız alan o kadar geniş bir alan ki normal aşamalarda böyle bir imkana sahip olunmasmış olsaydı 3 gün belki bilemediniz 5 gün boyunca kilometrelerce alanı belki 100 kişiyle tarasalar o vaka çözülemez bir noktaya gelebilirdi. Şimdi zaten abicim çok özür diliyorum, sözünü kestim. Yani köpeğin aslında arama kurtarma operasyonlarıyla ilgili bunu bitirelim. Nasıl bitiriyoruz peki? Onu becerdik ama bitirme kısmını bir koymayı öğrendik, bitirmeyi yapamadık. Neyse, ikinciyi attığımızda çıkar o zaman. Evet, bunu nasıl bitiriyoruz onu bilemiyorum. Yok. Evet, orada devam etsin. Köpeğin şöyle bir şey var. Sosyopsikolojik olarak köpekle beraber gittiğinizde bu Hollywood filmleri, işte insanların okudukları, seyrettiklerinin bilinç altında, ya evet köpekle geldiler. Hani burada bize bu önem veriyor. Devlet ya da işte bu adamlar, arayan kişiler bize önem veriyor konusu var. Hani köpeğin sahaya çıkmasının sosyopsikolojik etkisi o. Mentrailing'in de buna ilave olarak gittiği istikameti göstermesi zaten. İstediğimiz o. Şimdi istikametle ilgili de bir videoyu daha koyacağım. Bakalım arkadaşlarımızın fikri ne olacak? Evet. Herhalde seyredebiliyorlar. Arkadaşlar, Aynen. korku filmi gibi bakar mısınız? Bu videoya gelmeden öncesinde esasında hemen bir önceki videoya döneyim hani nasıl sonuçlandı olay diye. Aranılan şahısla yaklaşık bu operasyon dediğim gibi bizim için en büyük ama değeri şuydu. 15 dakika gibi bir süreçte biz kişinin gitmiş olduğu yeri tespit edebildik. 15 dakika. Yani muazzam bir süre baktığınız zaman. Kesinlikle. Ve Bu şurada bir onu delik var zaten. Sen diyorsun, sözünü kestim, pardon. Burada bir delik var diyorsun. Bir zorlanmış orası. Köpek orada takılıyor. Peki bu şahsı nerede buldunuz da? Yani bulundu mu şahıs? bu şahıs da bulundu. Bir önceki şahsa hemen kısaca tekrardan geri dönüyorum. Bu şahsın Pardon, da pardon. yolda tekrardan izin kesildiğini ve bir araca binip gitmiş olabileceğini yorumladık. Köpek tekrardan bize şahsın gitmiş olduğu yönü burnuna gösterdi. Jandarmaya ve ilgili kurumlara konuyu ilettik ve gidebileceği bir yakın akrabası veya herhangi bir noktadaki birisinin aranmasını istedik. Ve biz daha oradayken hani bölgeden hareket etmeden yaklaşık 15-20 dakika içerisinde şahsın Osmaniye'de ablasının yanında olduğu tespit edildi. Yani sizin gittiğiniz istikametin ilerisinde arabaya binip o bölgeye gittiniz. Aynen öyle. Yani aslında baktığımız zaman kilometresel anlamda yaklaşık 200 kilometre ötede bir yerde bulunmuş çocuk. Vay, eşek Aynen kafasına öyle. bak Yani bir araca binmiş, araçtan sonrasında otogara gitmiş, otogardan da ablasının sen. yanındaki yerden Sen oradan. otogar istikametine giderken siz izi orada zaten kaybettiniz. Aynen öyle, aynen öyle. Ve biz köpeğin vermiş olduğu bu içki ipuçlarını birleştirip yapmış olduğumuz yorumlamayla olayı tamamıyla orada çözümledik. Jandarmaya zaten durumu bildirdikten hemen sonrasında da onlar da
gidebileceği yakın tanıdıklarını ve akrabalarını aradıklarında ablasının yanında olduğu teyit edildi ve biz operasyonu Peki, başarılı bir şekilde tamamladık. bu ilk çadırdaki mevsimlik işçileri söylüyorum. Kayıptan kaç saat sonra siz operasyona başladınız? Tahmini tabii ki net bir saat verilemiyor. Yaklaşık 9 ila 10 saat ortalamasıyla. Yani 10 saat geç bir iz. Süper. Aynen, 10 Peki saat geç bir iz. bu Mısır tarlası hikayesi nedir? Yani bu ben seyrettikçe keyif alıyorum bundan. Bu operasyonun aslında bir öncesi var. Bu operasyondan yaklaşık 21 saat öncesinde biz başka bir operasyondaydık. O operasyonu yine başarılı bir şekilde tamamladık. Alzheimer hastası yaşlı bir teyzemizin Kütahya bölgesinde bir kayıp vakası oldu. Hatırladım, aramıştın, Aynen. evet. O operasyona katıldık. Yine teyzemizin bölgeden ya piknik yaparlarken ailesinin bir an gözünden kaybolması panik yapıp bir araçla beraber bölgeden ayrılmasına sonuçlanıyor. Köpekle gittiğimiz zaman yaklaşık 2 saatlik genel anlamdaki aramada teyzenin bütün mevcut olan genel iz haritasını çıkartıp bölgeden araçla ayrılmış olduğunu teyit ettik. Zaten biz o yine aynı şekilde oradayken yaklaşık biz hazırlanırken yarım saat içerisinde bir sonraki köyde bulunduğu haberi geldi. Peki Yani daha sonra kayıp şahısların ifadeleriyle yaptığınız işi izi kıyaslıyor musun? Yani hani tabii ki. Yani örtüşüyor, örtüşmüyor, nerede hata yaptı? Çünkü bu bir feedback, geri bildirim için önemli. kesinlikle çoğunlukla tabii ki kayıp şahıs bu noktada elzem veya daha doğru bilgi verebilecek konumdaysa tabii ki onlarla ya kendimiz de olmasa da yetkili kurumlarla görüştürüp gitmiş Zaten jandarma olabildiğimiz ifadesi falan aynen var. öyle ifadelerle birebir olarak bunları karşılaştırmalarını yapıyoruz. Ve yapmış olduğumuz karşılaştırmalarını zaten iz teyitlerini o şekilde alıyoruz. Bu operasyona geleyim isterseniz hocam. Bu da Evet. yaklaşık dediğim gibi 21 saat sonrasında yine bir mevsimlik işçi çocuğunun kayıp haberinin gelmiş olmasıydı. Verilen ilk ifade şuydu. Biz mısır tarlası içerisinde önünde gördük ve mısır tarlasına girdi. Bilgi bu kadar. Başka hiçbir bilgi yok elimizde konuyla alakalı. Hatta vakayla alakalı şöyle bir sıkıntı var. O Amerikan korku filmi gibi lan, insan korkar oraya Ya inanılmaz girmekten. derecede. Hatta o noktada yani köpeğe kokuyu koklattığım itibariyle mısır tarlasına bir giriş hikayemiz var ki anlatılamaz derecede. Anlatılamaz. Girme Yaklaşık bir 500 metre kadar falan mısır tarlası içerisinde yürüdük. Yani Ekibe anladığım kadarıyla Yusuflar da katıldı. inanılmaz derecede. Ve bu arada bir de şimdi mentoring'de bir de bir destek personelimiz var bizim arkadaşlar. Hani Evet, arkada sağ olsun o müthiş bir destek o ya. bizim için çok önemli olan arkadaşlardır bunlar. Hani işin aslına baktığınız zaman benim Eskişehir ekibinde çalışırken benimle beraber çalışan yaklaşık 4 tane falan bir destek personel arkadaşım var. Bu konuyu benle beraber iyice bayağı bir yoğurmuş Buradan en az onlara da benim kadar teşekkür ederim. Onlarla konuyu çalışma iyi fırsatı da bilen buldum. arkadaşlar. Ve bununla alakalı arkadaşımın bir tanesi benle beraber geliyor. Ben bir noktada artık görüş mesafem iyice kaybolmuş. Köpeğe o kadar odaklanmış ki mısır tarlası içerisinde. Arkadaş yanımdan çıktığı zaman mısır tarlasına zıpladığımı hatırlıyorum böyle Bu bir anda. şeyler vardır yani. Neydi ya bunların, hani mısır tarlalarında böyle korkuluk Korkuluklar. için Valla işin aslı korkuluk ben şeye bekliyordum böyle uzaylıların hani işaretlemeleri falan. Hani en son öyle bir şey görseydim çocuğu kaçırmışlar. Bizden bu kadar falan deyip girişecektim yani. İşin abi, aslı. getirin arayıp duruyoruz abi. Getirin şunu, arayıp Ya duruyoruz yukarı çıkmış yukarı falan. Bizde bitti falan. O mısır tarlasına çıktıktan sonra yaklaşık 1,5 kilometre daha izi takip ettik. Ve bir de şöyle bir ufak bir detay var. Arama yaptığımız bölge Lüle Taşı madenlerinin bulunduğu bir yer. o kireç kokuları bilmem ne. Yani toprak yapısı, Lüle Taşı madenlerinin olduğu bölgede toprak yapısı inanılmaz derecede hafif bir toz. Yani toprak da değil, toz. Evet. Çıkarılan oradaki madenden kaynaklı olarak yani ay tozu gibi hani ya da pudra gibi isimlendirebilirim Evet. konuyu. Köpeğimiz bir noktada yaklaşık çocuğa 500 ya da 600 metre kala bir de 21 saatlik bir operasyon 21 saat önce çıkartmış olduğumuz operasyonu da şey katarak bölgeyi tespit ettik. Çocuğun gitmiş olduğu yönü gördüm ama köpeğimde yani fırtına da artık ve bende de aynı şekilde hem toz yapısından kaynaklı olarak yorgunluk ve aynı zamanda o dolgunluktan kaynaklı olarak ara vermeye karar aldık. Ve yanımıza ekipleri çağırdık. Dedik ki bu istikamet üzerinde tahmini olarak 1 kilometre içerisindeki alanların tamamını tarayın. Çünkü çok yaklaştık ama köpeğimi ben o noktada zorlamaya devam etsem burada zaten bu da çok önemli. Köpeğinizin sınırlarını ve bununla beraber Çok doğru. yani siz kendi sınırlarınızla köpeğinizin sınırlarını da çok iyi biliyor Kesinlikle. olmanız gerekiyor. Tanıyor olmanız lazım.
Yoksa siz gerçekten yani kazazedenin üzerine gireceğim diye uğraşırsanız hata payınız yükselir. Çok doğru söylüyorsun. Bak Lubo çok güzel bir şey söyledi. Biz dedi ben buldum, sen buldun, ben kahraman oldum, sen kahraman oldun diye bir yarışın içinde olmamamız lazım. Büyük olan o Kesinlikle. çocuğun bulunması, o şahsın bulunması. Aynen Bu öyle. Ve mantıkla bakmak lazım. biz orada dinlenme alanına dinlenirken araçla yanımıza gelen ekibi yönlendirdiğimiz yerde en fazla 3 dakika sonra araçla, yani biz oraya yaklaşık 15 dakikada gideceğimiz mesafeye araçla 3 dakikada gittiler arazi aracında ve çocuğu tarlanın kenarında uyurken alıp geri geldiler. Eşek sıpası deyip kıçına Ya hatta vurmadılar yani görüntüsünü atamadım ama sizin aslında çok paylaştığım ve bu konuda çok güldüğümüz bir operasyon daha var, biliyorsunuz. Yine bir mevsimine geçti çocuğu. Gerçekten bu konuda ciddi anlamda yani gülüyoruz falan ama Yok, şimdi ağır bak çalışmaya şartlarda geliyorlar. çalışıyorlar. Aile içi problemler oluyor. Alanı Çok çok. bilmiyorlar. Canı sıkılıyor. Ben şöyle bir yürüyeyim diyor. Kayboluyor. Biz bir gece boyunca Ankara Alpı bölgesinde bir gece boyunca bir çocuk kovaladık. Hızlı tren refüjünün olduğu bölgede. Ha, Biz çocuğu hatırladım, evet. sıkıştırıyoruz. Çocuk başka bir yerden kaçıyor. Zifiri karanlık ve şöyle bir tabir edeyim yani çocuğu. Arkadaşın üzerinde siyah kot pantolon, siyah tişört, siyah bir hırka. Kendisi de tabii ki esmer tenli. Bulabilmeniz imkansız. Sadece Siyah gülümsemesi kotlar lazım dişlerini. Vadisi'nden kaçmış birini arıyorsunuz siz ya. Aynen. Yani çocuğu görebilmemiz için gülümsemesi lazım. Dişlerini görelim. Hani o noktada. O noktada bir durumdayız. Bütün gece boyunca köpek de oradan sıkıştırıyoruz, başka yerden kaçıyor. Oradan sıkıştırıyoruz, başka yerden kaçıyor derken gün aydınlanmaya başlarken çadırın bir tanesinde çocuğu en sonunda yakaladık. Jandarmaya Yani teslim. siz yaklaşıyorsunuz o kaçıyor. Siz Hayır. yaklaşıyorsunuz Kesinlikle o öyle. kaçıyor. Sıpaya Bir de bak ya. şimdi tabii ki bu insanların bu işleri yapması ve bu tarzdaki arazi koşullarına uygun olmasından kaynaklı olarak bizden daha hızlı hareket edebilme kabiliyetleri var. Şimdi Doğal. Sen köpekle kontrollü gidiyorsun. kesinlikle bir de ufak bir detay girmek istiyorum. Türkiye coğrafi açıdan baktığınız zaman çok çeşitli bir yapıda. O kadar çok Kesinlikle. çeşitli millete sahip olan bir ülkeyiz ki. Bununla beraber tabii ki size belki teyit edeceksiniz. Bununla beraber bölgesel ve konumsal anlamda koku yapıları da ve kişilerin hareket kabiliyetleri de çok değişiyor. İşte Lost Person Behavior, yani kayıp insan davranışı diye bir kitabımız var. Biz bu hani Aynen. bu işlere başladığımda şeydi, yani koltuk altı kitabım. Yani engelliler nasıl davranır, işte Asya kültürü nasıl bilmem ne yapar, Avrupa kültürü nasıl yapar diye. Abi sohbet o kadar tatlı gidiyor ki 15 dakikamız kalmış. Biraz sıyırıp Evet. atlayacağım, kusura bakma. Şu son videomuzu da seyredelim beraber. Bu yok, bu değilmiş. Neyim? Şu. Belki de mentoring köpeğinin En sen zorlayıcı alanı. en son yani meskun mahalde kaybolan ya da meskun mahalden kaybolan birinin bulunması, yani bu arama kurtarma operasyonları için belki de en önemli kısımlarından bir tanesi. Avrupa'da yoğun bir şekilde meskun mahal çalışılıyor. Çünkü Bizim hani için en doğaya zorlayıcı çıkış, alanlar. evet, çok zorlayıcı alanlar ve belki de mentoring köpeklerinin mucizesi bu, yani meskun mahallede bu kadar başarılı olabilmeleri. Çünkü bizi en çok zorlayan yapılardan bir tanesi bulunduğunu, yani şu anda videoda izlediğiniz alanda hani asfalt bir zemin, sert zemin, kokunun yapışması ihtimalinin en düşük olduğu alanlar. Bununla Doğru. beraber aktif halde işte yürüyen insanlar ve araçların geçişleri ve kokunun serpiştiği her noktada kokunun farklı noktalara taşındığı alanlar. Ve Çok bizi ilginç. bu noktada oldukça zorlayan bir sistem esasına baktığınız zaman, ama bu Doğru. operasyonda şöyle bir durumumuz oldu. Evinin önünden çıkan ve sonrasında bir daha görünmeyen bir zihinsel engelli bir yaşlı bir amcamız, bir vatandaşımızdı bu. İzimiz evinin önünden başlayıp mahallede belli bir turdan sonrasında hemen evinin karşısında kent ormanı var ve kent ormanına doğru ilerliyor. Kent ormanından sonrasında belli bir noktadan sonra tekrar meskun mahalle gidiyor. Ama koku yaklaşık 2 günlük olduğu için bize en zorlayan noktalardan bir tanesi. Ama fırtınayı en net test edebildiğimiz operasyonlardan bir tanesiydi. Kokunun kesilmiş olduğu noktadan itibariyle bizim metrekarelerce büyük bir ormanı aramaktan kurtaran ve olayı kent merkezine doğru yönlendirebilecek bir operasyondu. Ve zaten çok geçmeden 2 saat içerisinde aradığımız amcamız polis kontrol noktasında çıktı. Süper. Şimdi ben bu konuyu anlattım. Mentoring'e niye bu kadar kafa yorduğumun da hikayesini anlatayım. Belki hatırlarlar. Özellikle Kayyum'a belki sen hatırlarsın. Kayseri'de bayram sabahı kaybolan 3 tane çocuk vardı. Evet. Yani bu benim bir baba olarak, bir işte hani bu işlere güvenlik içine gönül vermiş biri olarak, eski bir polis olarak acayip yaralayan bir şeydi.
O çocuklar kayboldular. Aslında 400-500 metre ötede bir şerefsiz bir komşularının tarafından bağlanıp işte dolapta günlerce açsız bekletilip sonra da cenazeleri yakın bir ilçesine gömüldüler. Yani bu tip bir köpekle biz bu çocuklarımızı çok rahat tespit edip bulup ya bu şahsı da adalete teslim edebilirdik. Ya bu koku takibi köpeklerine bu kadar böyle hani kafayı takmamın bu kadar yoğunlaşmamın bir sürü eleştiriye, bir sürü işte kötü arkamızdan konuşulan kötü sözlere rağmen bu ki bırakmamanın tek sebebi var. Yani o çocuklara lan dolayı hissettiğim böyle vicdan. Yani ben köpek eğitimi olarak bir şey yapabilirdim. Hani o çocuklar için bir şey yapabilecekken yapmamamak kendime yakıştıramıyorum hala. O yüzden bu kadar uğraştım. Ve sen 70 operasyon diyorsun. Ya belki de hani abartmayalım. İşte 5-10 kişiyi ailesine kavuşturduk. Yani Böyle bir aynen öyle. hani senaryoları biz biliyoruz da hani çok fazla şeyleri anlatmaya gerek yok ama insanları ailelerine kavuşturduk. Yani Peki en az bir nihayetinde süremiz hani kaldı. çoğu operasyon veya çoğu senaryo içerisinde var, şöyle bir durum da var. Hani kişi hani en azından kayıp evet ama ya bulunması öyle ya da hani biz bunu defalarca karşılaşıyoruz. Hani ailelerden veya yakınlarından. Ya bu kişi bulunsun ölü ya da diri. En azından ölürse de cenazesini ya daha doğrusu mezarını ziyaret edebilelim Tabii diyebilen yani o insanlar çok var. önemli bir şey ya. Bu Şey, birkaç tane soru alalım tabii. abim. Sorular gelmiş. Arkadaşlar soru olsan varsa yaşayabilir. Cumhur kardeşim sormuş. Udemy'de verdiğiniz eğitim setini izledim. Yakında çalışmaya başlayacağım. Köpeğinizle sınavlarınız ya da organizasyonunuz olacak mı? Cumhur olacak. Hani bu pandemi dönemini bekleteceğiz. Zaten bu organizasyonu yaptığımızda bir Mentoring Türkiye'de bir oluşumumuz var. Sağ olsun Burak çok büyük destek veriyor orada. Sınav konusunda da sınavı biz yapmıyoruz. Köpek Eğitmenleri Derneği ya da ya onun şeyiyle, girişimiyle İRO'da FCI sınavları var. FCI kısmında da biraz sıkıntımız var. Bizim derneğimiz ve federasyonla alakalı bir konudan olduğu problem olduğu için. Ama bu sınavları ve yurt dışına hakemlerle görüşüyoruz. Bu pazar da hazır geri gelmişken söyleyeyim. Slovenya'dan bir meslektaşımı sınavlar konusunda ve arama kurtarma operasyonlarında onun da büyük tecrübesi var. Arama kurtarma operasyonlarındaki tecrübe konusunda misafir edeceğim. Bu hafta böyle mentoring'i ayırıyoruz. İşte önce Rusya'dan hem benim de hocam Duboy'u misafir ettik. Türkiye'deki operasyonel tecrübesinden dolayı sağ olsun Burak kardeşim beni kırmadı. Bir de Avrupa'ya geçeceğiz. Yani Rusya'nın sistemi biraz farklı. Bizim ihtiyaçlarımız farklı. Avrupa'daki sistem işte İRO ve FCI sınav sistemlerinde sevgili kardeşimiz bize anlatacak. Böylece organizasyonla ilgili bilgiler vereceğiz. Cumhur inşallah cevap olmuştur. Ama yine bir workshop planlıyoruz inşallah. Biz de Aynen kaşınmayalım Türkiye'de. aynen öyle yani özledik hani yeri gelmişken şöyle söyleyeyim aslına baktığınız zaman orayı tam olarak giremedik. Şimdi 5 yıldır hemen hemen mentoring alanında çalışıyoruz ama yaklaşık 2 yıldan bu yana da arkadaşlar biz mentoring Türkiye çatısı altında yaklaşık 4 tane workshop düzenledik Onu bununla soracağım alakalı. şimdi. Bu sorulara cevap verelim Burak. Ben o Mentoring Türkiye ve organizasyonları anlattıracağım sana. Bir de bir kardeşimin daha sorusu var. İz bitince burnunu sürtme gibi bir alışkanlığı kendisi mi ediniyor? Şöyle kardeşim, biz no scent ya da end scent diye iki egzersiz var mentoring köpeklerinde. Yani başladığında kokuyu ona verdiğimizde köpek şunu diyebiliyor. Bana gösterdiğin kokunun izi burada yok. O yüzden buradan aramayalım. Yani son görülme noktasının doğru olup olmadığını bize söyleyebiliyor. End scent dediğimizde izi takip ettik, arabaya bindi gitti. Artık biyolojik bir iz yoksa da köpek yine davranışlarıyla hani burnunu sürtme şeklinde değil de davranışlarıyla bize tepki veriyor. Bunu da yaptığımız egzersizlerde görüyoruz. İşte bunları senaryolaştırıyoruz. Burada köpek nasıl tepki veriyor? Burada nasıl tepki veriyor? Biz ondan ne bekliyoruzun egzersizleri var. Onları öğretiyoruz. Yani aslında her köpek farklı farklı tepki verebiliyor. Kimi kafayı kaldırabiliyor, kimi burnunu sürtebiliyor gibi bir şey izlenim var. Hatta Tabii. fırtına ile ilgili ufak bir detay anlatayım. Ben fırtınanın izde olduğunu ve ize direkt net yaklaştığını kaka yaptığı zaman anlıyorum. Süper. Yani Doğru. şaşmıyor. Rahatlıyor. Yani 1 kilometre ile 1,5 kilometre arasında artık böyle rahatlama moduna girip evet ben izi sabitledim. Evet adı yani kişiyi ya da izi buldum deyip kakasını yapıyor ve şaşmıyor. Yani yaklaşık 1-1,5 kilometre içerisinde şahsın direktman bulunduğu Hissediyoruz. noktaya varıyoruz. Alev'in bir sorusu var. Sokak köpeğiyle yani cins olmayan bir köpekle çalışınca sınavlara girme konusunda durumlar nasıl olur? Alev aslında bunun bir örneği var. Ona Burak yetişemedi yoğunluğundan dolayı. Aslında yoğunluğundan da değil.
İşte bu federasyonla olan gerginliğimizden dolayı bize haber vermediler adamlar. Aynen. Sınav organizasyonunu 10 gün önce açıklayıp halbuki aylar önce bunun yazışmalarını falan yapmışlar, görüşmelerini yapmışlar, ilan etmediler. Biz de iş programımızı ayarlayamadığı için gidemedik ama oraya ekibimizde eğitilmiş bir kardeşimiz gitti. Türkiye'nin de ilk FCI belgeli sertifikalı mentoring sınavını geçmiş oldu. O da sokak köpeğiydi. Hatta o kadar travmatik bir köpekti ki bizim amacımız da bu tip travmatik ya da tehlikeli diye adlandırılan köpekleri de rehabilite etmek. Çünkü mentoring'in bir rehabilitasyon gücü var, rehabilitasyon yanı var. Bunu hep söylüyoruz. Bildiğin sokak köpeğiydi. Sahibi olan arkadaşımız trafik kazası geçirmiş bir köpeği aldı, baktı. Kangal kırması bir de yani Queen ismi de. Aldı baktı sağ olsun acayip ilgilendi. Yani o köpeği hayata döndürdü önce korkuları vardı. Erkeklerden korkuyordu işte dayak yemişti hatta. O konuda da ben biraz yardımcı oldum. Hani köpeğe özgüvenini aşıladık. İlk birkaç tane workshopumuzda seyirci olarak geldi. Sonra bir gün hadi dedik ya buna da bir girişelim. Giriştik. Köpek olumlu tepki verdi. Sonra onu bir arkadaşı Hakan diye bir arkadaşına verdi. Hakan da çok ilgilendi sağ olsun köpekle. Eğitimlerimize ciddi katıldı, tekrarlarımıza katıldı ve yani Türkiye'de şu anda FCI belgeli ilk köpek oldu ve bir sokak köpeği ve bu kadar travmanın arkasında. Hatta hani yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Mentoring'in normalde yani ev köpeklerimiz için de ciddi anlamda bir rehabilite edebilecek bir yapısı da var. Kesinlikle. Yani köpeğinizin Zaten özgüvenini inanılmaz derecede yükselten bir şey. Şimdi ben doğru. aslında şu şeyi hemen çok kısaca şöyle bir tarif etmek Lütfen. istiyorum. Yani Lütfen. köpeklere bizim bir şey öğretmek aslında haddimize değil. Onlar aslında bu koklamayı vesaire çok iyi biliyorlar ama biz onları doğru yol yani ne koklayabileceğim veya neyi nasıl yönlendirebileceğini doğru bir şekilde yönlendirdiğimiz zaman bu tarzdaki travmatik köpekler veya işte tabiri caizse işte evde uslanmaz köpekler peki özgüven yapısı ve doğru yönlenmeyle kaynaklı olarak inanılmaz bir şey Ben haline ağzına geliyor. sağlık. Ben Yani ağzına sağlık. bu noktada ve hani hep bizim sloganımız vardır. Yani evdeki şımarık köpeğiniz kahraman olabilir. Niye olmasın? Yani çünkü Kesinlikle. bunlar bu hayvanlar zaten genetik hafızalarında bu işi yapabilmeye inanılmaz uygun olan hayvanlar. Yani Çok doğru, varlıklar. çok Ve biz bunu çok doğru haklısın. yönlendirdiğimiz takdirde yani elimizde çok ciddi bir potansiyel var ve bu potansiyeli Kesinlikle. doğru kullandığımızda nice fırtınalar çıkabilir. Zaten bu işe ilk çıkış amacımız da zaten bu. Yani bu Tabii yani işte Türkiye'de ilk olmak, tek olmak vesaire gibi bir amacımız zaten yok. Bizim amacımız Türkiye'de daha fazla fayda yaratabilecek idareci, eğitmen ve aynı zamanda köpek oluşturabilmek. Biz ya daha düşünsene şimdi. Çok fazla özür diliyorum. Bir sürü rica ederim. gönüllü arkadaşımız, köpek, hayvansever arkadaşımız bizi seyrediyor. İşte barınakta ya da evde ya kenara atılmış, sokağa atılmış ya da işte acayip yaramaz ya lanet olsun dinlenen köpekler belki birinin hayatını kurtarabilir. Yani Kesinlikle. %100 garanti veremeyiz ama belki diyoruz o belki bile ya bak ne kadar mutlu ediyor bizi yani. İnsanlar bunun için zaten o belki için o soru işareti için düşünüyorlar. Ben bu işe niye başladığımı da anlattım. O yüzden hani böyle Aynen öyle. kısır çekişmelere işte ben buldum sen bulamadın ben eğittim sen eğittin. Yok arkadaş insanların hayatı söz konusu. Hayat. Yani Hem işin gerçeği insanların hem de köpeklerin hayatı söz konusu yani. kesinlikle yani biz her zaman için hep şunu da savunduk. Biz vitrin köpeği değil, biz iş köpeği yetiştiriyoruz. Hayır, abicim Bizim her operasyonda 10 kilometre koşuyorsun. Yani manken eğitmenlerden değiliz ki. Şimdi ne yapıyorlar? Güzel bir poz işte süper eğitmen abi. Her operasyonda 10 kilometre koş. Gel burada işitçiye benze. aynen öyle. Yani sakalları kessem kilomu anlarsınız yani resmen şey gibi. 4 operasyon üst üste çıktım 5 bile gidiyor. Kesinlikle yani her operasyonda ortalama gitmiş olduğumuz hani şeyleri paylaşıyoruz biliyorsunuz hocam izleri vesaireleri. Yani İzleri. çıktığımız operasyonlara bile hani dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti yani toprakları inanılmaz farklı yapıda olan coğrafi yapılara sahibiz. Arkadaşlar bu Girdiğimiz arada deliklerin özel bir çıktığımız şey yerlerin adı veriyorum. hesabı yok. Özel bir hemen buradan bilgi veriyorum. Zayıflamak isteyenler için de mentoring Kesinlikle. Yani ya bir de aynı zamanda şöyle bir şey de var. Hani sadece köpekler için değil. Ben bunu hani bu kadar süre içerisinde bu işin içinde olduğumu için söylüyorum. Mentoring sadece köpeğinizi değil, sizi de mental anlamda çok ciddi derecede geliştiren köpeğinizi iyi okumayı sağlayabilecek net bir Çok sistem. doğru. Yani bu Çok doğru. sistem Çok doğru. hani öyle yabana atılabilecek, hani üzerinden şöyle geçilebilecek. Ya bu işi hani kayış takıp da öyle koşmak da olacak diye adlandırılabilecek bir şey değil. Bu iş sizi Köpek sahip ilişkisinde güvene ve işte birbirinin sınırlarını birbirine kesinlikle. saygı duymaya dayalı bir eğitim modeli. Ya Çok ağzına köpeğiniz sağlık. Çok belki güzel. hayatın yani kendi sosyal hayatınız içerisinde ilk defa belki de ilk defa
liderliği, daha doğrusu liderliği derken şöyle, hani avlanma güdüsüyle sizi doğru yönlendirebilecek konuma geliyor. Bunun için Doğru. mükemmel bir özgüven. Yani aslında yaratılışındaki var olabilecek noktaya köpeği doğru itiyorsunuz. Çok doğru. Peki şimdi son sorumu soracağım. Vakit de daraldı. Mentoring Türkiye'nin faaliyetleri ve amaçları. Bir soru daha gelmiş. Çok üstüne durduğum bir konu. Yasaklı ırk olarak sınıflandırılan ırklar koku takibi yapabilir mi? Yaparsa operasyonlara katılabilir mi? Şimdi bununla ilgili Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı var. Aslında biz yasaklı ırk diye bir tabire de karşıyız. Yani böyle bir köpeği, işte bu köpek tehlikelidir, bu köpek yasaklıdır. Bu tamamen karşıyız. Bununla ilgili eğitimlerimize katılan, çok da başarılı olan, gerçekten çok başarılı olan köpekler var. Sınavlara giremediler. Ama şunu gördük. FCI'den gelen hakem, yurt dışından gelen hakem dedi ki bizde yasaklı ya da yasaksız diye bir ırk söz konusu değildir. Sınava girebilirler. Geçerse de ben belgesini veririm. Ben bununla ilgili de ilgili yerlere sordum. Böyle bir belge almış köpeği ne yaparsınız? Abi işte 3 dakikada bir insan kayboluyor. Ben onun yasaklı ya da değil olmadığına bakmam. Çatır çatır operasyona gönderirim dedi. Hani bunu da inşallah ilk bu tip köpekleri eğitip belgelendirerek önümüze çıkan bariyerleri de birebir devirerek bu köpeklerin de önünü açacağız. Yani ben bir köpeğin sahibinin, affedersiniz, eşekliğinden dolayı yasaklı diye etiketlenmesini ve ayıplanmasını doğru bulmuyorum arkadaşlar. Söz Kesinlikle. sende bırak. Evet, yani Evet, biraz Mentoring Türkiye'yi anlat. şimdi Mentoring Türkiye aslında oluşumumuz, tanışmamızla beraber başladı. İşin aslında baktığımız Evet. zaman, ama tam anlamıyla bizim organizasyonu doğru bir şekilde oturtup belli bir sürece kadar ki olan kısımda bu noktaya gelmemiz bir 3 senemizi aldı. Çünkü burada Doğru, bir çok belli bir doğru. saha tecrübesi, bizim bu işi tamamıyla gerçekten doğru ilerleyip biliyor muyuz, ilerleyemiyor muyuz? Bizim bu işe gerçekten, yani tabii ki bu tarz köpeklere ve şeylere ihtiyacımız var, ama bu sistemi doğru bir şekilde ilerletebilir miyiz diye bir görmemiz gerekiyordu. Ve ciddi bir saha tecrübesine ihtiyacımız vardı ve bunu karşıladık. Çok doğru. Çok doğru. 2017 yılı itibariyle de bu konuyla alakalı bir girişimde bulunduk. Gökten Hocam'la beraber ilk öncesinde online eğitim sistemleriyle başladık. Şu anda Udemy'de zaten var olan mentoring sisteminin eğitimleriyle başlayan bir sistemdi. Amacımız burada ilk aşamada insanlara şey kısmını, işin teorik kısmında vakit aldırmayıp buradaki teorik kısmını alıp direktmen uygulama kısımlarında daha aktif ve efektif çalışabilmekti yani bu amacımız. Çok doğru. Bu aşamada yaklaşık dediğim gibi ya, 4 tane yanlış hatırlamıyorum Workshop değil mi? yaptık. 4 workshop yaptık ve 4 workshopta şu an itibariyle toplamda 55 ya da 60 köpek olması gerekiyor. Bu Doğru. katılım sağlandı aynı zamanda. Haricinde köpeksiz katılımda da yaklaşık 20-30 kişilik bir katılımcımız vardı bununla alakalı. Bu işi sonrasında AFAD'la bir organizasyon içerisine girdik. Buradan sevgili Tamer Hanım'a ve Ceyhun Ersoy'a de selam göndermek istiyorum. Büyük selamlar, büyük emekçi onlar, büyük Aynen, insanlar. Sağ sağ olsunlar. olsunlar. Bize destekleri bu konuda çok yüksek. Bize oldukça bu konuda arka çıktılar ve aynı zamanda işin gelişmesi açısından da hatta bize çok büyük destek oldular. Ve biz bu Sessiz sistemi kahramanlar, arama kurtarmanın sessiz kahramanları. Hiçbir yerde kesinlikle. isimlerini duymazsın ama her yerde müthiş çalışıyorlar. Bu arada son 1,5 dakikamız. Hemen toparlıyorum. Bunun sonraki aşamalarında da biz bu işi organizasyon yapısını toparladıktan sonrasında sınav aşamasına geldik. Uluslararası mevcut olan sınav yapılarını Türkiye'ye ve aynı zamanda ülkemiz yapısına doğru toparladık. Çünkü her ülkenin ihtiyacı veya o yapısal durumları farklı olduğu Çok için doğru. buna göre bir toparlama yaptık. Ve yaklaşık bununla alakalı da 3 aşamalı bir sınav organizasyonu yaptık. Bu 3 aşamalı sınav organizasyonumuzda da yaklaşık 10 köpeğimizle bu sınavları geçip sertifika almaya hak kazandı Köpek Eğitmenleri Derneği vasıtasıyla. Ve bunda dediğim gibi yine aynı şekilde AFAD'ın bize bu konuda desteği de oldukça yoğun oldu. Temel abinin de sağ olsun. Ve bunu bir sonraki aşamalarda daha artık Türkiye'nin ihtiyaçları Milli bir sınav doğrultusunda sistemi. aynen milli bir sınav sistemi haline getirip bu noktada bu işte gerçekten gönüllü olabilecek ve bunu ilerletebilecek herkesle iletişime geçip bunu ya mentoring'i artık Türkiye'de pik haline getirebilecek. Yani dünyada söz sahibi haline getirebilecek bir aşamaya gelmek üzereyiz de aslında. Amacımız da daha fazla yetkin köpek, daha fazla yetkin eğitmen, daha fazla da yetkin idareci ve daha fazla da Ayağımıza sağlık. kurtarılabilen insan.
Ay, ağzına sağlık. Son 20 saniyemiz, müsaadenle ben kapanışı da Tabii yapayım. ki hocam. Arkadaşlar, hani koku takibi köpekleri, işte sokak köpekleri, ev köpekleri, bunların hepsi eğitilebilir. İlla operasyon seviyeye gelmelerine gerek yok ama inşallah gelirler, ama köpekleri ve sahipleri için de faydalı. Bu anlamda programa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Burak, ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Sağ ol hocam. Sağ ol. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.